Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Ani Ören Yeri kışında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda. Karaman'dan geliyorum. Aslen Adan alayım. Kars'a ilk gelişim. Ani'yi böyle e, beyazlar içinde görmek gerçekten mutluluk verici. Kazı Başkanı Doçent Doktor Muhammed Arslan, Ani'nin Orta kadim şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Özellikle 1064 yılındaki Sultan Alparslan tarafından yapılan fethiyle Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı ve ilk şehirleştikleri yer bakımından oldukça önemli bir kent. Dört mevsim ayrı güzel olan Ören yerinin beyazlara bürünmüş hali Doğu Ekspresi'nin yolcularını da kendine çekiyor. İstanbul'dan geldim. Bu coğrafyaya hiç gelmemiştim ben. E açıkçası yorulurum belki diye düşünüyordum trende. Çok uzun saatler çünkü hiç yorulmadık. Çok güzel, çok keyifli, çok değişik bir ağrısı var. Burası yani başka bir ülke gibi. Çok farklı hissettiriyor. UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde yer alan Ani Ören yeri eşsiz kar manzarasıyla kışında turistler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Valla Kars'a çok gelmek istiyordum uzun zamandır. 3-4 yıldır plan yapıyordum ama Doğu Ekspresi'nde yer bulamıyordum. Ani bir planla yer bulunca Mersin'den Kayseri'ye geldim. Kayseri'den Doğu Ekspresi'yle buraya geldim. Yani karlı olması da daha bir ayrı güzellik oldu bizim için. Dünya kenti, medeniyetler beşiği, 1001 kilise ve 40 kapılı şehir olarak bilinen Ani'yi gezen turistler, yüzlerce yıllık tarihi eserlere yoğun ilgi gösteriyor.